eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Abdülhamit Han mahallesinde bulunan Süleyman Demirel İlkokulu'nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya, Süleyman Demirel İlkokul Müdürü Selim Kumak ve okul yönetimiyle çok sayıda veli katılım sağladı. Hayırlı uğurlu olmasını. Çok teşekkür ederim. Geleceğin teminatı olan ilkokul öğrencilerinin teknolojik cihazlardan mümkün mertebe uzaklaşması, el işi yeteneklerinin gelişmesi ve kültürel değerler ile bilgi dağarcıklarının artırılmasına yönelik düzenlenen sergiye de öğrencilerin yoğun katılımı oldu. Kütüphane açılışının ardından 4B sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan Atasözü ve Deyimler sergi etkinliği de büyük beğeni topladı. Atasözümün adı bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Anlamı ise eğer bir toprağı çok verimli kullanırsan çok iyi verimli şeyler elde edebilirsin. Benim atasözüm kelin ilacı olsa başına sürerdi anlamı. Kendi derdine çözüm bulamayan birinin aynı durumda olan birinden yardım istemesi. Atasözüm yerin dibine girmek anlamı. Rezil olmak ve bunun sonucunda çok utanmak. Emim yumurta kapıya dayanmak anlamı yapılacak iş için zamanın çok daralması. Benim deyimim kazan yuvarlanmış kapağını bulmuş anlamı da bir kişinin kendisine eş veya bir ortak bulması. Atasözüm parayı veren düdüğü çalar anlamı ise istenilen bir şeyi elde etmek için para ödemek. Benim ismim Zeynep Ela, soyadım İzci. Deyimin baltayı taşa vurmak anlamı ise farkında olmadan başkasını rahatsız edecek bir söz söylemek. Bir kılıçtan keskin olmak, arkadaşını üzdüğü için birazcık kırıldı arkadaşıdan. Benimki doğru söyleyin 9 köyden kovarlar anlamı. Doğru olmakla birlikte bir kişinin işine gelmeyen sözleri söyleyenlerin sevilmediğini anlatan bir söz. Benim adım Zeynep, soyadım Tüten. Deyimim tasarağı toplamak, anlamı ise bir yerden gitmek üzere bütün eşyalarını toprağa hazırlamak. Gözü dört açmak, anlamı ise çok dikkatli olmak. Benim deyimim aslan yattığı yerden belli olur. Anlamı ise insanların yaşadıkları yer ve davranışları nasıl bir insan olduğunu ifade eder. Benim deyimim renkten renge girmek. Şöyle anlamı ise utanç ya da öfke duymak, yüzünün rengi değişmesi, çok utanmak ya da öfke duymak. Evet, öncelikle Süleyman Demirel İlkokulu Kütüphanesi'nin açılışına gelen tüm velilerimize, tüm öğretmen arkadaşlarımıza, tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bir okulda bir etkinliğin olması için gerçekten çok büyük bir emek gerekir. Bugün burada bir kütüphane açılıyor ama bu kütüphanenin açılması için gerçekten çok büyük bir emek gerekiyor. Biliyorsunuz okullarımızın imkanları dahilinde biz okullarımıza kütüphane açmaya ve bu kütüphaneleri zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bugün okulumuzun kütüphanesinin inşallah açılışını yaptık. Bundan sonraki süreçte de burayı giderek zenginleştireceğiz. Çocuklarımızın özellikle Türkçeyi daha iyi konuşması için, Türkçeyi kendileri de daha ifade edebilmeleri için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dışarıda yapılan atasözleri ve deyimleri sergisi de bunun bir ön hazırlığı. Bunu biz okullarımızda yaygınlaştırmak istiyoruz. Günümüzde çocuklarımız maalesef istemesek de dijital çağda tabletle, cep telefonuyla ve buna benzer dijital ürünlerle çok hemhal oluyorlar. Bunlarla iç içe oluyorlar. Ve bu bizim kültürümüzün eksilmesine, kültürümüzde yozlaşmaya neden oluyor. Bugün atasözleri ve deyimler bizim kültürümüzün öz be öz bir parçası. Atasözleri ve deyimlerini öğrenen çocuklar dilini daha iyi kullanacaktır. Dilinin zenginliğini fark edecektir. Türkçenin ne kadar güzel bir dil olduğunu ortaya koyacaktır. Bu bağlamda bugün burada hem sergimizin hem kütüphanemizin açılışının ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, velilerimize ve geleceğimiz, göz bebeğimiz olan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum.